Ekonomiden memnun musunuz? Değilim canım. Neden memnun değilsiniz? Var mı? Şimdi yok. Neden? Üreten bir ülkenin ne? Bu ülkede girelim, şu giysiler, tekstil ülkesi diyoruz. Evet. İğneden ipliğe. Ne üretiyoruz? Evet. Hiçbir şey, bir tek işçiliğimiz. Kuntakin'de kölelik var. Başka hiçbir şey yok. Evet. Eskiden, ben eskiden 70'li yıllarda, 80'li yıllarda sportajcılık yaptım, biliyor musun? Taklit de olsa, hani tırım, böyle tırnak makasları vardı. Taklit de olsa, bizim kendi yerli mallarımız vardı, kendi imalatımız vardı. Yani taklit de ama olsun, en azından bugün o bile yapılmıyor. Toplu iğne yapamayan bir ülkede üretimden, ekonomiden neyinden bahsediyoruz ya? Yok. Peki, bir tek... Neden böyle oldu sizce? Düzeltebilecekler mi bu gidişat? Şimdi bunu düzeltebilecekler mi deyince şekilde. Elbette ki yani nasıl Atatürk bu bir savaşı çektiği, ülkesini, insanlarını sevdiği, değil mi? İnsanlarını sevdi, geldi. Ne oldu? Yoktan var edildi, değil mi? Bak, o günkü şartlardan bugünkü. Eğer ki ülkesini ve insanlarını seven, ülkesini ve insanlarını seven bir iktidar gelirse, iktidar olursa, bugünkü olanaklarla çok çok daha rahat yapar. Çok rahat yapar. Eskiden diyor ki mesela demir yolları yapılıyordu, değil mi? Demir yolları neyle yapılıyordu? İnsan gücüyle. Bugün teknolojiyle yapılıyor. O gün belki 1 metre bir tünel eşiliyorsa, bugün 100 metre eşilebiliyor. Yani bugün gerçekten de halkını, milletini, toplumu, evreni, bir tek biz bu ülkede, dünyada bir tek biz yazamıyor. Binlerce canlı, bunlara saygı duyan, bunlara yaşam hakkı tanıyan bir iktidar gelirse, inanın diyorum, bir yılda bile canlanır. Başka bir iktidar gelirse, insanlar kötü de dahi olsa heyecan verir, başka bir şey ya. Yani gerçekten de bunlar bir şey üretme kabiliyetini yoktu zaten. Bunlar bütün bugüne kadar sattılar. Hep sattılar. Yani bana, ben burada onların şey vardı seçimlerde. Dedim ki ya, ben size oyumu vereceğim dedim. Eğer ki dedim, bana siz dedim, 17 senesi mi neydi unuttum, 17 kişinin çalıştığı bir fabrikayı söyleyin, söz delikanlıca oyumu size vereceğim. Bana ne dedi biliyor musun? Aselsan tuğ lan dedim. Aselsan benim askerlik yaparken vardı dedi. Eskiden. Ya utan. Bana ne dedi? Ne dedi bana biliyor musun? Ha, bu kargaşa çıkaranlara ne diyorlar? Özür dilerim ya. Kargaşa eylemci mi? Yok, eylemci fahra bir şey canım. Kargaşa. Yani böyle olay yaratan bir şey diyorlar. Provokatörsün sen dedi. Ayda dedim. Ne çabuk dedim provokatör olduk ya dedim. Deminden amca şöyle böyle diyordum. Anında protokol olduk dedim ya. Evet. Dilim de sürtmüyor yani aslında. Evet. Türkçe karşılığı da nedir onu? Yani olayla insanlar kışkırtan, karıştıran. Fitneci. Fitneci işte öyle ya. Ne çabuk yani. Doğruyu söyle. Ya bir tane bana çalışan, üreten. Ya bugün insanlar düşünebiliyor musunuz? Ya 17 milyon. Ben buraya geldiğim zaman 5 milyon mu neydi nüfusu vardı. Evet. Allah aşkına. Yo ne Ümraniye, burası Nahiye, Üsküdar, ya, şeye bağlıydı ya. Buranın 600-700 bin nüfusu var. Üsküdar'a bağlıydı, Nahiye'ydi burası. Geldiğinde, İstanbul'un genelini. Şurası son duraktı şeyde, 76'da son durak oradan kalma. Bu tarlaydı oralar. Neyse canım, yani bir tane bugün bu kadar insan buraya yığılır mı ya? Bugün Diyarbakırlı bizim vatandaşımız değil mi ya? Niye bir tane fabrika yok ya? Şahıs yatırım yapıyorsa devlet olarak sen yapacaksın kardeşim. Yapacaksın. Peki bir soruyoruz. Şimdi bazıları diyorlar ki ya işte yapılıyor, şu yapıldı, yol yapıldı falan, köprü. Bak şimdi canım. Hitler. Bunlar az oy alıyor ya. Az. Hitler %85 oy alıyordu. Dünyayı kana buladı. Ya normaldir bu adamların bu kadar %40, %35 bilmem oy almaları. Çünkü bir algı. Dini kullanırsın, ırkçılığı kullanırsın, mezhebi kullanırsın, bir şeyi kullanırsın, oyları alırsın. Hitler nasıl aldı? Dünyayı bize hakimde olacak. Hep dedi Almanlar şey olacak, Berlin işgal edilinceye kadar, Hitler Almanlar inandı. Dünyanın kahramanı biz dedik.
Berlin işgal edildikten sonra aa dedi ki bize de Hitler aldatmış. İlk bu. Kardeşim var mı bana diyorum ki bu kişilerin 19. sene 20 kişinin çalıştığı bir fabrika söylesinler. Bir marka söylesinler. Ne? Ya bir insanda utanma olur. Ne dediler bunlar seçimlerde kaçıncı senesiniz? 15'ten 17'de. Evet. Uçaklar göklerde nerede? Doğru. Otomobil nerede? Hep ileri tarih atıyorlar herhalde. Şimdi 73 atıyorlar. Ya böyle bir algı yaratarak bir de toplumun işte en büyük sosyal demokratların en büyük zaafı İnönü'nün tabi İnönü'den başladı. Ya bak kaç 20 senedir. Ya Cumhuriyet yeni kurulmuş. Daha halka demokrasiyi olgunlaştıramamışsın. Sen çoklu parti sistemine gidiyorsun. Çok kişi bilir ki şeylerin köy endüstrilerinin kapatılmasını Menderes kapattı. Ya onun ayağını yapan kapatılmasının tezgahını, sehpasını kuran İnönü. Tek mevran Menderes. Ya eğer Menderes iktidara gelmeseydi bunları kapatacaktı. Oğlum sen Cumhuriyeti bir olgunlaştır. O ben daha ya ben 67 yaşındayım. Benim çocukluğumda çok kişi okuma yazma bilmiyordu. Benim köyümde bile ya. Şey akşam okullarına giderler köylü. Daha düşünebiliyor musun? Cumhuriyet 23'te kurulmuş. Hiç kimse bunlar diyorlar ki ya Cumhuriyet yazı devrimi oldu. Lan ya kaç kişi okuma yazma biliyordu? Kimi kandırıyorsun? Ya %3 değildi ya. %3. Yani bu sen yoktan bir şey olmayan bir binayı yıkmışsın. Diyor ki bin binamızı yıktılar. Yoktun ki kardeşim binayı zaten ya. Evet. Yoktu. Sen bir hayal kurmuşsun orada. Hiçbir kimsen sen. Ondan sonra halbuki hiç olmasa 70'lere kadar falan tekli parti sisteminde bu demokrasi yani halkın ben ilkokul mezunuyum. Ya televizyona çeviriyorum tartışma programlarını. O zaman profesör çıkıyor ki bu ülkenin diyor ben diyor hiç okumamışlarına ferasetine güveniyorum diyor. Bu adamı bir yüksek bir yerlere atıyorlar tekrar bir üniversiteye mi ne bir yere atıyorlar. Ya şimdi ben Allah aşkına şunu bana versen hiç okum ben kullanamam. Telefonum benim bozuluyor. İnanır mısın sizin gibi gençlere yaptırıyorum ya. Çünkü okumamışım, ilkokul mezunuyum ya. Çobanlıktan gelmişim. Halbuki bu ülkeyi kalkındıracak okumuş çocuklardır. Okumuş insanlardır. Böyle demiyor adam diyor ki bu ülkenin diyor hiç okumamış cahillerinin ferasetine inanıyor diyor. Şimdi böyle bir toplumdan bu adamların oy alması normal değil mi? Ne diyor adam? Hiç okumamış bize lazım diyor. Ya adam okuduğu zaman yorum yapabiliyor, düşünebiliyor. Ondan sonra düşündüğü zaman da bir eleştiri koyuyor değil mi? Eleştiri düşünmektir. Ondan sonra diyor bu demek ki bize cahil lazım diyor. Hiç yok mu? Peki son sorumu sorayım. Yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Ya şimdi vereceğimiz açık konuşayım. Ben şimdi bunlar Ekmelettin'i bir aday gösterdiler biliyorsunuz. Ondan söyleyeyim. Onlar da izliyorlar ya. Ondan sonra gittim HDP'ye oy verdim. Evet. Selahattin Demirtaş'a oy verdim. Ve kardeşim yahu sana selam vermez bu adam. Senin Atatürk'e küfreden bir adam. Sen nasıl aday gösterirsin ya? Ekmelettin'i sen nasıl aday gösterirsin ya? Ya bu sefer şey dediler. Bu neydi adamın eski cumhurbaşkanlığı ismi? Abdullah Gül'ü. Yeminle konuşup şeye verecektim. Yemin ettim yani. Tayyip Erdoğan'a verecektim. Lan ne? Ya noter diyor. Her bayramda hastalanan bir adam, cumhuriyete düşman bir adam sen nasıl bir sosyal demokratik? Bir daha ben bir şey daha söyleyeyim. Bugün şeyde okudum. AK Partililer bu İETİT'e, evet. İETİT'e otobüslerine zam yapacaklarmış. Meclis kararı. Evet, kabul etmemişler. İyi ki kabul etmemişler. Zannediyorlar ki bunlar zam yaptıkça biz bu İETİT'i kurtaramayacağız. Evet. Kurtarız. Zamla bir yere varım. Ben belediye başkanı oluyorum. Toplutaş'ın biletlerini bilir ya düşüyorum. Evet. Öğrenci 50 kuruş. Diğeri bilir ha. Evet. Ya sen bu zaruri bir ihtiyacı sen ne diyerekten ya. Eğer CHP'lilerde eğer böyle, o Ekrem İmamoğlu'nda akıl varsa mantık varsa. Evet. Biletleri düşürsün ulaşım. Evet. Yolsuzluk bitirdi zannediyorlar biliyor musun? O Nurettin Süzen'i. Yeminle konuşuyorum Nurettin Süzen'i bu yetkide düşürdü biliyor musun? Hem de yeminle konuşuyorum. Ne gençler sizi bir şey hatırlatayım. Ne yaptılar biliyor musun? Bir yere kadar gidersen tek bilet. O zaman teknoloji yoktu. Bir yere gidersen çift bilet.
Altını sağa yok bizim buraya kadardı herhalde. Evet. Tek bilet bundan ya, uzandı. Ya adam buraya kadar bir... Ya böyle bir saçmalık olur mu? Peki, no. Şimdi konu oradan oraya çok dağılınca izleyicilerin de kafası karışacak. Tabii. Son sorum şu. Hangisine oy verirsiniz dedim ama orada tam bir cevap alamadım. Siz hangisinin aday olmasını istersiniz? Ya aday size bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bana kim olursa olsun. Karşıdan olsun, kim olursa olsun, isterse ilan olsun. Nasıl birisi olsun mesela? Tabii, önce tabii ki demokrat. Halkı, insanları, milleti kucaklayan, evet. Üretime inanan, halkına inanan. Yok, işte yalan söylemeyen bir de. Bunlar çok yalan söylüyorlar. Ya dürüst, çok dürüst olması lazım. Kaldı mı dürüst adam? Dürüst adam kaldı mı? Ya, var muhakkak ya. Ya şimdi böyle yani, yok öyle bir şey değil. Yani halkı değil. Yani halkımız şey dedikten sonra yani bütün insanlar diyorsun. Buna inanın diyorum. İnanın. Ya ben sokak hayvanlarına bakıyorum. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra böyle kasaplardan topluyorum. Hani köpekleri kışkırtmasan birbirlerine saldırmıyorlar. İnsanlar da birbirine kışkırtmasan kimse kimseyi bir şey yapmaz. İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı niye çıktı? O gariban çocukları bilmem nereden. O Hindistan'dan, Hindistan'dan bizim Çanakkale'de ne diyorlardı onlara gelip Anzaklar yani onlar bize kendileri mi geldi? Birileri getirdi buraya. Onun için insanlarımızı yani kışkırtmadan, kucaklayan, seven, hepimizi biri bir ya. Bir de bak sen siyah giymişsin, ben bu şekilde giyinmişim. Giyimlere, şekillere, vesairelere, ırklara, tiplere, düşüncelere. Bir de düşünceler sonsuza kadar zarar vermediği müddetçe birisine. Ben senin gırtlağına sarılmadığım müddetçe. Çünkü özgürler özgür olursan. Ya mesela bizim burada Tunceliler gitti Almanya'da aşı üre. Çünkü düşünebildi, özgür. Bizim burada... Özgür bırakmıyor ki. Çünkü özgür olduğun zaman hayal kurabilirsin. Evet. Hayal kurabilen insan da bir şey icat eder. Evet. Hiç biz koskoca 1 milyar İslam coğrafyasında bir aspirin icat eden var mı? Yani konuyu dağıt yok özür dilerim de. Ben yani peki. Bir aspirin ya aspirin baş ağrısı yapan bir ülke var mı? Önemli olan özgür düşünce sorgulamak. Elbette ki özgür yani. Sınırsız olacak kardeşim. Peki. Yani sınırsız dediğim başka birilerine zarar vermeyecek, tabii. Düşünebilecek. Zarar. Sen en büyük baştakine geçenlerde şey diyorum böyle tokalaşıyorlardı. O Fransa'nın devlet başkanı şarak diye bir tane tokat vurdu. Vur bakalım buradakine vurabiliyor musun ya? Vurdu. İyi tavsiye ediyorum mu? Etmiyorum. Olur mu? Ben buradaki belediye başkanıma bile saygı duyarım. Seçilmiş bu benim. Bizi temsil ediyor. Saygılı davranmamız lazım. Eleştirdiğimiz zaman da o da bana beni niye eleştiriyorsun diye kızmaması lazım. Kucaklaşmamız lazım. Ya sizler de ben izliyorum. Ben seni tanıdım buradan şeydince. Açık konuşayım. İlkokul mezunuyum ama inanın şunu da söyleyeyim son. Diyorum ki çok iyi ki ilkokul mezunuyum diyorum ya. Ya diyorum bu profesörler var televizyonda ya bunlar gibi yaratık olsaydım diyorum ben ne haller niye okumuş olur? Beni öğretmenim gördüğü zaman inanın diyorum çocuklar ağlardı. Sen okuman gerekiyor diyor. Şimdi onları görünce televizyonda teselli oluyorum. Ya öyle okuyup da ya bunlar gibi olabilirdim. İyi ki diyorum okumamışım diyorum ya. Ya teşekkür ederim. Ülkemiz sağ olsun. İnsanlarımız sağ olsun. İnşallah ülkemize birlik, kardeşlik, bütün yani. Kürdü, Türkü, her şeyi birbirimizi kucaklayalım. Kardeş olalım ya. Nedir ya? Fani dünya işte. Kardeşinden tatlı tatlı yaşayalım ya. Başka bir şey değil. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Size de başarılar dilerim. Teşekkürler. Ben teşekkürler. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun. İyi günler.